HPV ile ilgili konuşmalarımızın başında geçmişti. Bir detay atladığımı düşünüyorum. HPV ile aşılama yapıldı veya tedaviden sonra gebelikle ilgili bir riski veya herhangi bir patolojisi, evet, kalıntısı şimdi olabilir mi? Hastalarımızın bize sık sorduğu sorulardan birisidir bu. HPV Batı toplumlarında %10-15-20'ye kadar varan oranlarda görülüyor. Türk toplumunda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı toplum bazlı taramalarda %4 civarında. Hastaneden yapılan araştırmalarda da %15 ila %20 civarında HPV enfeksiyonu görülüyor. HPV enfeksiyonu geçiren hastanın iki temel korkusu oluyor. Birincisi kanser geliştirme korkusu ki HPV enfeksiyonlarının çoğunluğunda kanser gelişmez. Evet. Zamanında ve doğru müdahalelerle kansere dönüşebilecek bir takım lezyonlar varsa bunları biz basit LIP dediğimiz işlemle rahim ağzının tıraşlanması ya da halk arasında yakılması diye de tabir ediliyor. Bu tarz bir işlem uygulayarak bunu tedavi ediyoruz. Diğer bir korkulan konu da hocam işte gebeliğimde bu virüs çocuğa bulaşır mı veya doğum kanalından çocuğa bulaşır, onda bir problem yaratır mı? Aslına bakarsanız eskiden böyle korkularımız vardı fakat yapılan çalışmalarda daha önceden HPV enfeksiyonu geçirmiş bir kadının normal doğum yapsa dahi çocuğuna bu HPV enfeksiyonunun bulaşma olasılığının son derece düşük olduğu bildirilmiş. Tabii ki bu olasılık sıfır değil. Çok az oranlı çocuğun solunum yollarına bulaşıp laringal papillomatoz dediğimiz çok nadir görülen. Onu nasıl tespit ediyorsunuz? Onu çocukta doğduktan sonra solunum yollarında nefes darlığı ve nefes sıkıntısı ve hırıltılı solunum olmasıyla daha çok kulak burun boğazcıların tespit ettiği ya da çocuk doktorlarının tespit ettiği bir problem oluyor. Çok nadiren bulaşır. Dolayısıyla HPV enfeksiyonu geçirmiş bir kadının doğurmasında ya da gebe kalmasında bir sakınca yok. Peki hocam, placenta previa aslında bu tıptaki ismi halk arasında placentanın rahmin altına yerleşmesi. Evet, doğru söylüyor muyum? Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi placenta previa dediğimiz durum son zamanlarda çok daha sık olarak karşımıza çıkıyor. Neden daha sık karşımıza çıkıyor? Çünkü placenta previa oluşmasındaki en önemli sorun kadınların daha önceden geçirdikleri bir rahim ameliyatı. Ki günümüzde sezaryen oranları çok sık arttığı için %50'lere varan bir sezaryen oranı var şu anda ülkemizdeki hastanelerimizde. Placenta previa dediğimiz probleme daha sık rastlıyoruz. Nedir placenta previa? Placenta normalde rahimin üst kısmında, fundus dediğimiz üst kısmında yerleşir. Fakat bir kısım hastada rahimin ağzı dediğimiz serviksin üstünde yerleşir ki bu durumda normal doğum söz konusu olamaz. Rahim ağzını tamamen kapattığı için total placenta previa'da hastalar normal doğuramaz. Önemi ne bunun? Burada gebeliğin 3. dönemi dediğimiz 3. trimester'da ağrısız, çok şiddetli annenin ve bebeğin hayatını tehlikeye sokacak kanamalar olur placenta previa'da. Yani riskli gebelikler mi oluşur? Bu tür gebelikler riskli gebelik kabul edilir. Mutlaka deneyimli merkezlerde, deneyimli doktorlarca takip edilip tedavi edilmesi gerekir. Peki hocam, elinizde bir yani o kadar geniş bir yelpazede ve o kadar inanılmaz tedavileri gerçekleştiren bir süreci bize izah ediyorsunuz ki elinizde bir sihirli değnek olsaydı ve ekibinizle birlikte tedavi etmekte zahmet ve zorluk çektiğiniz bir alanlar varsa bunun hangisini değiştirmek isterdiniz? Hangi hastalığı kaldırmak isterdiniz veya şöyle bir tedavi uygulamak isterdim diyeceğiniz ne var? Jinekolojik hastalıklarla ilgili bakıldığında bizim en başarısız olduğumuz hastalık yumurtalık kanseri. 1960'lı 70'li yıllardan itibaren tıpta çok büyük gelişmeler olmasına rağmen yumurtalık kanserlerinin maalesef gidişatını çok fazla değiştiremiyoruz. Yumurtalık kanseri olan hastalar ne kadar iyi ameliyat ederse gidelim, ne kadar yoğun kemoterapi verirsek verelim veya değişik tedaviler uygularsak uygulayalım, maalesef bu tür hastaların yaşam süresini çok fazla uzatamıyoruz. Eskiye göre biraz uzatmış durumdayız ama hani ortadan kaldırabileceğiniz bir jinekolojik hastalık olsa, kanser olsa derseniz bunun over kanseri olmasını isterdim. Toplumdaki sıklığı açısından bakacak olursak da yumurtalık kistleri ve miyomların olmaması
iyi hep olurdu. İsteyeceğimiz tabii. Şeylerden birisi. Fakat bir olacak. Durumda biz de işsiz kalırdık tabii bu durumda. Hocam, tabii ki o kadar uçsuz bucaksız ki biraz önce Özgür Hocam'ın söylediği gibi konularımız çok çok fazla ve aslında son olarak sizden ekranları başında izleyen hanımlara sizin gibi uzman bir ismi, bir profesörü bulmuşken, stüdyomuzda ağırlamışken bu arada çok teşekkür ediyoruz teşrif ettiğiniz için de neler söyleyeceksiniz hanımlara özellikle ekran başındaki? Söylemek istediğim şey adet düzensizlikleri olursa, karın ağrıları olursa, evet. Adetleri sancılı geçerse veya birliktelik sonrası kanamaları olursa bunları kesinlikle ihmal etmesinler. Eğer riskli bir gebelikleri varsa özellikle plasenta previa gibi bu konuda deneyimli bir merkezde takip olmalarını öneririm. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür çok çok teşekkür tamam. ediyoruz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Polat Dursun bizimle birlikteydi ve aslında kadın hastalıklarını konuştuk tüm yönleriyle. Zamanımız yettiğince devam ediyor. İyi ki varsın ve bir sonraki konuğumuzu alacağız ama siz tanıtımımızı izledikten sonra.